Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Hayvan pazarlarına gelen vatandaşlar, fiyatların yüksekliğinden hayvan besicileri ise vatandaşın alım gücünün düşük olmasından şikayetçi. Biraz sakin geçiyor ama yine ufak tefek iş olacak inşallah, beklentimiz öyle. Esnaf ufak tefek iş yapar diye bekliyoruz. Hayvan öyle pahalı değil, hayvanlarımız da her bütçeye uygun hayvan alıyor, veriyor. Daha geleni boş göndermedik. İyi kötü bir hayvan alıp gidiyorum. Kötüsü de yok. Pazara gelen mallarımız zaten kontrolden geçip geliyor. Pazarımızdaki hayvanlara güvensinler vatandaşımız. Bu sene il dışından gelen mal kısmen geldi. Aşırı bir mal gelmedi il dışından. Onlar da güzel yani, şey değil. Pahalı değil hayvan. Şu anda daha bir hızlılık yok. Ama yalnız zaman zaman iyi olacak inşallah. Önce memleketimize, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi bulunuruz. Kurban işinde biz 7-24 buradayız. Vatandaşa her türlü, her şekilde hizmet etmeye hazırız. Hayvanlarımız mevcut. Her çeşit, her şekilde, her bütçeye uygun hayvanlarımız var. Alırken başta küpeye, yani bir insanın kimlik TC'si gibi hayvanların küpelerine dikkat etsin arkadaşlarım. Yani o küpe çok önemlidir. Bir de dış görünüşte sağlık zaten belli olur. Körlük, boynuzlarda geçirir de kırıklık olmazsa yani bir hayvanın kurbana uygundur demek yani. Hal böyle olunca kurban pazarının neredeyse 2/3 boş. Efendim şimdi vatandaşımız kurban kesiyor. Markete varıyor, diyor ki ben kurbanlık alacağım diyor. Bu vatandaş kestiğini görmüyor. Hayvanını bilmiyor. Nasıl değil bilmiyor. Bizi yaradan Mevlam demiş ki kurbanın kanını akıtın demiş. Kanını akıtmak için güzel gözün görmesi icap eder. Güzel gözün görmesi için de burada bu hayvanı alacaksın. Tedbir getirerekten keseceksin. Bunu kulu da Allah da her şeye makbul olan bizim büyüdüğümüz, bizim gördüğümüz büyüklerimizden, atamızdan, ecdadımızdan bu. Adam ben hisse aldım. Ne kestin, nerede aldın biliyor musun kardeşim? 101, 11 market şudur budur buradan aldım diyor. Buradan aldın. Sen kestiğin hayvanı görüyor musun? Yok. Sen o zaman kasap dükkanından et alıyorsun. Kurban kesmiyorsun ki. Besiciler ise pazarın sakin olduğunu belirtirken hayvan sayısının yeterli olduğuna vurgu yaptı. Hareket normal, geliyor vatandaşımız, çok güzel, iyi yani. Fiyatlar da iyi, hayvanlarımız da çok iyi beyefendi. Orada biraz sıkıntı var, hayvanda biraz sıkıntı yaşıyoruz beyefendi. Yalnız yeter, kendi memleketimize yeter yani. Tereddüde gerek yok, kaliteli birinci sınıf hayvanlarımız var. Fiyatlar da uygun, 120 lira, 125 lira. O da uygun yani. Çevre illere göre en uygun il abicim. Abi pazar her zaman karlıdır. Market soyguncu yeri, sahte mal satar onlar. Bizimki bir kalite mal seçmez de bilmez de onlar. Buyurun hayvanlarımızı da çekin. Birinci kalite yan tarafta da var. Görebilirsiniz. Pazar birinci kalitedir abi. Uygundur. Fiyat da uygundur. Vallahi bu sene biraz sakin gibi gidiyor. Şimdi deprem bölgesi olduğumuzdan dolayı da mal kısıtlaması oldu yani. Dışarıdan mal gelmesi biraz kısıtlandı. Yani elimizdeki mallarla idare edeceğiz. Yani Kahramanmaraş halkına hizmetle bulunacağız. İlla ki yani geleceksin mal pazarına, malın alına bakacaksın, gözüne, dişine, kulağına. Yani sakat oluk olmadığına kendi gözünle görüp alacaksın. Yani ısmarlanma işle yani kurban olmaz. Geleceksin, göreceksin. Yani bu sene fiyatlarımız 110 liradan başlıyor. Ta ki yani 125 bin liraya kadar çebişimiz var. Toklular 125 lira. Çebişler 115, 110, 120, 125. Bu şekilde gidiyor. Her bütçeye göre uygun bir malımız var yani.